Bu ödevde faktöriyel yapacağız. Yani kullanıcı tarafından bir sayı girilecek ya da kullanıcı girmesin, direkt bir script'te bir sayı girelim ve o sayının faktöriyelini bulalım. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Bir kere bir tane sayı girdikten sonra birden o sayıya kadar olan tüm rakamları çarpmamız lazım. Rakam demeyeyim de sayılar. Tam sayılar daha doğrusu. Evet. İlkokul matematiği. İki eksiklikler. Tamam. Hadi yapalım şunu. Şimdi en mesela en dediğim sayı mesela 6 olsun. Tamam. Ne yapmam lazım benim? Bir tane şimdi buraya bir şey yazacağım. Hemen anlamayabilirsiniz ama sonradan anlayacaksınız. Mesela S diye bir tane değer tanımlayacağım. Onda 1 olsun. Birazdan neden böyle bir şey yaptığımı söyleyeceğim. Tıpkı siz normalde bir değeri bulurken, mesela ortalama hesabı yaparken toplama eşittir 0 diyorduk ya. Ve sonra hep o toplama ekliyorduk, o bulduğumuz işte ereğin değerlerini ya da matrisin değerlerini. Burada çarpma işlemi yapıyoruz. Çarpma işlemi yaptığım için ve yine benim bir sayı tutmam gerekiyor. Çünkü sürekli bir sayı da çarpacağım. Yani yapmam gereken şey while ney? N büyüktür 0 diyeceğim. Neden büyüktür 0 diyorum? Şu an n eşittir 6 ya. İlk önce yapmam gereken şey s eşittir s çarpı n yapmak. Neden böyle bir şey yaptım? Bir de sonra n'den 1 çıkartmak her seferinde. Birazcık böyle şeyler yaparken biraz böyle alışık olmakla da alakalı. Yani bu tür şeyler, algoritmaları kurdukça alışıyorsunuz. Daha kolay düşünüyorsunuz kafanızda. Neden böyle bir şey yaptım? Bakın n eşittir 6. Farklı bir şekilde de kurabilirsiniz tabii bu faktöriyeli. Farklı değerler tanımlayıp onu birden yukarı doğru da götürebilirsiniz. Ben böyle yaptım bu videoda. N eşittir 6 dedim. 6'dan büyük olduğu sürece, ikene bu Türkçesi o demek, çalışacak şu an bu durumda bu while döngüsü. S eşittir S çarpı n. S dediğim sayı da 1 olmak zorunda. 0 verirsem çünkü 0 olur. 1 çarpı 6 demek 6. S'i 6'ya eşitleyecek. Ondan sonra n'i bir azalttım. N eşittir 5 olacak. Yine 0'dan büyük. Devam edecek bu döngü. S 6 idi. 6 çarpı 5 işte 30 oldu. Ondan sonra bir daha azaltacağım n'i. Bir daha çarpacağım 0'dan büyük olduğu müddetçe. Bu size faktöriyeli verecek. End dersem sonuç. S dersem size devam ettiğimde bakın 720, yani 6 faktöriyeli verdi. Mesela 5 faktöriyel deseydi 120 verecekti. Gördüğünüz gibi. Bu videoyu ben bu şekilde çözdüm ama farklı bir şekilde de çözebilirsiniz. İsterseniz yeni değişken tanımlayın. O değişken küçüktür işte 5 durumunda filan. Ya da küçüktür n durumunda daha doğrusu. O şekilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi kafanızda algoritma kurma şeyine kalmış. Tek bir cevabı yok yani bu tür algoritmaların. Farklı farklı yollarla bulmak mümkün. Evet arkadaşlar, bu videoda da böyle bir çözdük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.